çizmemiz gerekiyor. Maalesef toplum olarak bizler fazla kitap okumuyoruz. Acı ama gerçek. Gençlerimiz daha çok okumaktan çok bilgisayar ve televizyonla ilgileniyorlar. Özellikle bilgisayar. Okumaktan çocuklarımız sıkılıyor. Bu sıkılmayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çocuklara okuma sevdalısı yapmamız gerekiyor. Başka bir çaremiz yok. Çünkü geleceğimiz onların elinde. Şimdi sizlere bazı rakamlar vereceğim. Bir Japon toplumunun %14'ü, bir Amerikalı %12'si, bir Fransız, bir İngiliz %21'i düzenli kitap okuyor. Bizdeki kitap okuma oranı 10.000'de 1. Çok acı. Başka? Bir Avrupalı günde 5 saatini okumaya ayırıyor. Bizde okuma ayırma saati yılda 6 saat. Bu da çok acı. Ama Sayın Valimizin direktifleriyle okulda başlatmış olduğumuz, okullarımıza başlatmış olduğumuz bir çalışma var. Okuma saatleri. Her gün birinci derse girdikten sonra bütün öğrencilerimiz ellerine birer kitap, belirli bir saat dilimi içinde o kitapları muhakkak okuyorlar. Ve bitince yanındaki arkadaşına veriyor. Böylece çocuklarımızda bir okuma sevdası gelişmiş oluyor ki bu bizim için çok büyük bir gurur verici bir olay. Ben gerçekten bu konuda Sayın Valime şükranlarımı arz ediyorum bir eğitimci olarak. Temenni ediyorum bu bütün yurda, bütün Türkiye'ye dağılır ve okuma bizim için olmazsa olmazlarımızdan olur. Avrupalı'yı bakıyoruz, trende, orada, burada, sokakta elinde kitapla dolaşıyor. İnşallah bizler de öyle oluruz. Hepinize saygılar olsun. Sayın Bilici'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz ve TÜYAP Kültür Fuarı Danışma Kurulu Başkanı Sayın Doğan Kuzan'ı davet ediyoruz efendim alkışlarınızla. Efendim hoş geldiniz. Dilerim ki iyi yazarların iyi kitaplarını burada alırsınız. Aslında bir bazı kentler var ki mutlaka bazı kültürel etkinliklerin yapılması gerekir. O da tarihinin zorunlu kılmasıdır. Bursa'nın tarihi konusunda epeyce kitap okudum. Bursa'da gerçekten kendi kentini tanıtan kitaplar çıkaran önemli bir kent, önemli bir şehrimiz. Orkestrası var, kütüphanesi var. Buraya geldiğimde başka yerlere de geziyorum. Geçen geldiğimde Merinos'ta gerçekten halk resimlerinin büyük ustası ve bu konuda Malik Aksel'in resimlerini gördüm. En önemli şey bende eski binaların, eski fabrikaların kültürel mekanlara dönüştürülmesi. Bu çok önemli. Bütün Türkiye'de her yerde yapılması. Kitap fuarlarına gelince benim daima kitap fuarlarında önemsediğim bir yan vardır. Bir yazarı okuyorsunuz, yeni kitabını okuyorsunuz ama o yazarın diğer kitaplarını kütüphanelerde, kitapçılarda bulmak zor. Çünkü bütünü görmek daima seçim yapılması konusunda insana bir özgürlük ve zenginlik kazandırır. Ya bir yeni yazarı burada keşfediyorsunuz ya da eski okuduğunuz bir yazarın başka kitaplarını keşfediyorsunuz. Hiç unutmamak lazım ki bütün dünyada e-kitap çalışmaları elbet var. Teknolojinin okumaya getirdiği yararlar var.
bunları yadsıyamıyoruz, inkar edemeyiz. Ama yine de bütün dünyada kitaplar, kitap fuarları çok önemli okur ilgisini kazanıyor. Bunlardan biri fuarlarda dediğim gibi bütün bir edebiyat ortamını bir arada görebilmek. Diğeri de kitabı elinize aldığınızda çok önemli bir duygumuzu takip etmesi. Dokunma, kağıda dokunabiliyorsunuz. Bu açıdan da bir işlevi var. Bir de unutmayalım ki yazılı olmayan her şeyin yanlışı vardır. Ve yazılı olmayan her şeyde hatalar da vardır. İnternet gerçekten büyük bir hizmet, gerçekten büyük bir icat. Ama internette bir şiir okursanız, internette bir yazıyı okursanız, eğer bir kitapta sağlamasını yapmazsanız çok yanlış okumuş ve okuduğunuz yazarın olmadığı konusunda sonuçlara varırsınız. Her zaman söylediğim bir örnek vardır tekrar ettiğim. Marquez'in büyük yazarın veda mektubu diye internete bir mektup düşmüştü. Onun ajansına telefon ettim, tanıyordum, yok böyle bir şey dedi. Bir baktım ki ertesi bütün gazetelerde olmayan bir veda mektubu yayınlandı. Onun için daima sağlamasını yapmamız gerekiyor, başka çaremiz yok. Efendim, bu kitap buraya yakışıyor. Eski Bursa'nın da fotoğraflarını gördüğüm için onların albümlerini incelediğim için kartpostallarına baktığım için bu şehirde bir kültür geleneği var. Bildiğiniz şeyleri tekrar etmiyorum. Tanpınar'ı var, Orhan Kemal'i var, Nazım Hikmet'i var. Bir sürü yazarları var. Ama bundan önemlisi kent kültürü burada var. Öyleyse kent kültürünün olduğu bir yerde de kitapsız bir kültür olmaz. Size güzel okumalar diliyorum. Sağ olun, var olun. Size çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Uzan'a ve Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yeter, Metin Celal Zeynioğlu tarif ediyoruz. Değerli bakanlar, değerli milletvekilleri, değerli belediye başkanlarımız, değerli konuklar, basın mensupları, Bursa'da 11. kez yayın evlerimiz sizlerle buluşuyor. Demin de bahsedildi, Bursa bir kültür kenti olarak tüm kuruluşlarıyla, kurumlarıyla kitap fuarını sahiplendi ve bu noktaya geldi. Ben inanıyorum ki çok yakın tarihlerde İstanbul kitap fuarıyla yarışacak bir sayıda gelecektir. Bugün 3 büyük salonda yayın evlerimiz, sahaflar, kitap evleri okurlarla buluşuyor. Tabii ki bir kitap fuarını hayata getirmek sadece bir fuarcılık şirketini, sadece yayın evlerinin çalışmalarıyla olmuyor. Burada başta valilik, belediye başkanlarımız ama özellikle eğitim ürünlerimizin ve üretim ürünlerimizin destekleri olmazsa, üniversitenin desteği olmazsa o şehirde kitap fuarı başarılı olamaz. Biz burada o desteklerin hepsini görüyoruz. Eğer bir fuarın sahiplenirse, kitap fuarını sahiplenirse o fuar tıpkı Bursa'da olduğu gibi 10. yılını geçer. Bunu da diyorum 20. 30. yılında görür. Geçen yıl Türkiye'de 480 milyon adet kitap üretildi. Kişi başına 6.4 kitap düşüyor. Ve biz bu üretimimizle 1,5 milyar euro bir sektör büyüklüğünde dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin dünyanın en büyük 15. yayıncılık sektörü olarak buradayız. Yine dünyanın en büyük kitap başlığı üretiminde de 13. ülkesi olarak buradayız. Burada çok önemli bir ayrım var. Sürekli işte çocukların kitap okumamasından dertleniyoruz. Sürekli onların başka şeylerle meşgul olmasından dertleniyoruz. Ama şu da bir gerçek ki
çocuklar kitaplarla konuştuklarından bunları seviyorlar. Demin sözünü ettiğim şey de onunla bağlantılı. Yani buraya öğrenciler geliyor, hayatlarında ilk defa kitapları görüyorlar, kitap okumaya başlıyorlar, daha sonra da Bursa'da, Bursa'nın kitapçılarından gidip kitap satın alıyorlar. Kitapla karşılaşmazsa bu süreç işlemiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011'de yaptığı kitap okuma araştırmasına göre kişi başına 7 kitap düşüyor ki bizim rakamlarımıza yakın ve en çok okuyan kesim 7-14 yaş kesimi. Tüm dünyada çocuklar kitap okuyor, yaşlar daha çok okuyor. Türkiye'de farklı bir durum var, dinamik, çok dinamik bir okuma kesimi var. Dediğim gibi o birlikte çalışmamızın sonucunda elde edilen bir şey. Çünkü çoğu eve maalesef kitap girmiyor, çoğu eve maalesef gazete girmiyor. Çocuğun kitapla gazeteyle buluşmasının imkanı yaratılmıyor. Şimdi fuarımızın sloganı Bursa'da kitap fuarı. Hakikaten Bursa'ya bir kitap fuarı geldiğine inanıyorum. Ama hazırlığında milletvekillerimiz de burada bizlerleyken ki bir gerçeği de açıklamak lazım. 6 fuara katılıyoruz. Ve 6 fuardan ben sadece Bursa'da milletvekillerimizin bu kadar canlı yakın bir şekilde açılışlarımıza katıldığını görüyorum. Diğer fuarlarımızda milletvekillerimiz o kadar çok görmüyoruz. Şimdi gündemde geçen hafta meclise sunulan 4. yargı paketi var. Bu yargı paketleri bizi yakından ilgilendiriyor. Üçüncü yargı paketinde biz özgürlükler bekliyorduk ama kişilere, yazarlara, yayıncılara değil, bir kitaba özgürlük geldi. Şimdi 4. yargı paketinde de yine aynı şekilde umutlarımız var, var mı değilim. Ama özellikle yazarların, gazetecilerin, yayıncıların yargılanmasına sebep olan terörle mücadele kanunu 6. ve 7. maddelerinde gerekli değişiklik yapılmazsa, gerekli düzenleme yapılmazsa maalesef tüm iyi niyetlere rağmen 4. yargı paketi sonrasında da hala yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin hapiste olduğundan söz edeceğiz. O yüzden başta değerli milletvekillerimiz olmak üzere bizi temsil eden herkese rica ediyorum. 4. yargı paketinin gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra çıkması için gerekli çabayı mecliste bizim adımıza gösterin. İlginize çok teşekkür ediyorum. Varımız hayırlı olsun diyorum. Yayıncılara, kitapçılara, okurlara ve kuruluşlara teşekkür ederim. Sayın Seyit Onlar'ın teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Top Yönetim Kurulu Sayın Üyesi Sayın İlhan Başsekere davet. Çok değerli bakanlarım, Sayın Vali Yardımcımız, değerli milletvekillerim, sayın belediye başkanlarımız, çok değerli bürokratlar, değerli kitap dostları, kıymetli katılımcılar, hepinizi Bursa Ticaret Sanayi Odası ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Ünlü düşünür Seneca, kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır demiş. Bursa'mızı kitapla kaynaştırmak için bu fuarı 11 yıldır kesintisiz düzenleyen ve destekleyen bütün kuruluşlara, kurumlara çok teşekkür ediyorum. Bugün kitap endüstrisinin gündeminde baskının geleceğiyle ilgili tartışmalar var. Basılan kitap sayısının giderek azalacağı ve bir süre sonra yerini başka teknolojilere bırakacağı savı giderek daha çok dinlenip daha çok konuşulur hale geliyor. Değerli dostlar, ister eski çağlarda papyrus, parşömen veya deriye yazılsın, ister adına volümen ya da vellum denilsin, kitap insanlığın uygarlık yolculuğunda daima en değerli arkadaşı olmuştur. Dünyanın bugünkü sosyopolitik yapısının oluşumunda, Rönesans ve Reform'da kitabın etkisi göz ardı etmek
mümkün değil. Kitap dün vardı, bugün var ve gelecekte de daima olacak. Şeklinin nasıl olduğu çok önemli değil. Önemli olan kitaplarla aydınlanmaya hevesli nesillerin varlığını devam ettirebilmek. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre, biraz önce Sayın Başkan da ifade etti, geçen yıl ülkemizde ücretsiz dağıtılan ders kitapları dahil olmak üzere 480 milyon kitap basıldı. Basılan kitap çeşidi 42.626 oldu. Kişi başına düşen kitap sayısı ise 2011'de 6.8 iken maalesef 2012'de 6.4'e düştü. Yani bir düşüş eğilimi var. Tam tersini beklerken. Sektörün hareketli büyüklüğünün 2 milyar 225 milyon dolar olduğu ise hesaplanmakta. Bu rakamları vererek altını çizmek istediğim konu şu değerli dostlar. Kültür yayınları için 750 milyon dolar harcanırken sınava hazırlık kitaplarına 835 milyon dolar ödemişiz. Eğitim sistemimiz adına üzücü ve gençlerimizin istikbali için kabul edilemez bir durum bu değerli dostlar. Kıymetli katılımcılar, Türkiye'de yetişkin nüfusun ortalama eğitim süresi 6,5 yıl. Amiyane tabirle maalesef millet olarak orta ikiden terkiz. Ama çoğu zaman